Divan hoş geldiniz arkadaşlar. Pazartesi günü size hem Burn Aggro için hem de Drengen Ruhları için bir anti deste yayınlayacağımı söylemiştim. Umuyorum beklentilerinizi çok yükseltmemişimdir. Tabii ki yine güvendiğim bir desteği paylaşacağım. Fakat beklenti ne kadar yüksek olursa hayal kırıklığı o kadar büyük olur. Şimdi deste içeriğine gidelim. Bu deste neymiş bir bakalım. Destemiz Maokai ve Nautilus destesi arkadaşlar. Şaşıran var mı, üzülen var mı, hayal kırıklığına uğrayan var mı bilmiyorum ama öncelikle bir açıklamama izin verin. Bu nasıl oluyor da antiliyor? Agro desteleri zaten antileyen desteleri bilirsiniz. Onlar kontrol desteleridir. Mesela War Mother's Call diye bir Anivia destesi var. Oyunu tamamen böyle late'e aktarmaya çalışır, kazanır. Nelerle kazanır? Gölge Adalar ve Freljord büyüleriyle kazanır. Can çekmelerle, can eklemelerle, ondan sonra büyük kitle kontrolsel büyülerle falan yapar. Fakat o destenin zayıflığı ne oluyor? Karşıya direngen geldiğinde sıkıntı oluyor. Bizde de o destenin iyi yanı olan kitle kontroller var. Mesela çürüten çığlığımız var. Rakip 3 kişi ise 4 kişi ise bunlardan 2 tanesi bir canlıysa 5 mana hem 3 can çekebiliyoruz hem de onları kesebiliyoruz. İkinci olarak Hordeland Pençesi. Adam birinci turda bir şey koymuştur. İkinci turda iki karakter koymuştur. Üçüncü turda çat diye atağa geçmeden bir de bir Draven koyar mesela atıyorum. Siz en azından Draven'ı öldürürsünüz. O ataktan herhangi bir büyü yapamadan kurtulabilirsiniz. Bunlar size zaman kazandıracak hamleler olacaktır. Onun dışında bu kadar değil. Tabii neyimiz var? Habis Ziyafet var. Habis Ziyafet 2 manaya çok 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 uygun bir karakter. Özellikle agrolara karşı çok iyi oluyor. Neden? 2 manaya zaten birlik bir karakter koyuyorsunuz ki agronun karşısına koyabileceğiniz bir karakter olsun. İkinci olarak bir hasar veriyorsunuz. Canları bir olan çok fazla karakter olduğu için onu kesebiliyorsunuz. Artı bir de can çekebiliyorsunuz. Tabi buradaki bütün hamleleri şöyle düşünmeniz lazım. Eğer karşıda adamın çok manası varsa kendi karakterini öldürüp hasarı Nexus'a vurabilir. Ona göre hamleler yapmanız lazım. Bazı durumlarda en azından 3 manası varsa bu hamlelere çok riske girmeyin. Eğer durumunuz vahimse yapabilirsiniz tabi ama en azından 2 mana olmasını bekleyin ki onu yemeyin en azından. Tabi başka hamleler de yapabilir. Bunun dışında başka neyimiz var? Aslında can çekmeler önemli. Bizim bir de tabi ki normal olarak desteği aldığımız Ölü Gonca Gezgini var. Hem rakibi karşılama açısından iyi hem bir kişiyi öldürecek hem de zaten denize kart atıyor onu saymayalım. Bir de can çekebiliyor. Şu ana kadar can çekmemiz kaç oldu? 3, 6, 9 ve 12 oldu. Bu kadar mı? Bu kadar değil. Bir de 2 tane ruh em aldım. 3 tane almadım. Neden? Çünkü sizin karşınıza sadece bu matchup'tan konuşalım ama genel olarak da düşünürseniz karşıya bir tane kalkan koyan adam geldiğinde sizi düz kesecek mesela. Madem öleceksiniz en azından kendi karakterinizi veya şöyle diyeyim V var mesela Y ya da nasıl diyorsanız sizin Maokai'nızı çekecek. Maokai öldü. Kaçış şansı yok. Zaten bir vuruyor. Y'ın zırhını geçemeyecek. Öldürürsünüz en azından 4 can alırsınız. Rakibe de hamle şansı vermemiş olursunuz. Bu agrolarda da çok iyi oluyor. Bazen sizin bir adamınızı kesmek istiyor. Mesela atıyorum şunu koydunuz. Bunun can çekmesini istemiyor. Ölecek zaten adam. 60 üzerine bir tane Mystic Shot. Siz de o büyüyü atarak 1 manaya 4 tane can çekebiliyorsunuz en azından. Veya oyunun late kısımlarında atıyorum Nautilus'unuz geldi. Zaten canı 1 milyar adamın. Gidiyorsunuz bunu atıyorsunuz. 4 can çekiyorsunuz vesaire. Aynı şekilde dikenli kurbağaya da atabilirsiniz. Hani zaten ölecek falan filan diyerekten o tarz şeyler yapabilirsiniz. Bu zaman zaman çok iyi oluyor. Rakip çok fazla agro yapıp bu adamın canı 3 kaldı, 4 kaldı deyip büyüler atmaya başlıyor. Sonra siz bunu attığınız anda direkt çok fazla avantajlı konuma geçebiliyorsunuz. Böylelikle 14 tane kartımız var can çeken. 40 kart arasından 14 tanesinin can çekiyor olması çok iyi. Bu demek değildir ki her agroya karşı kazanacaksınız ama en azından bu size o şansı veriyor. 1 değil, 2 değil, 3 değil, 5 değil, 14 tane can çekme kartınız var. Ve bunların hepsi de sizin late game'inize uyumlu şeyler. Hepsi işe yarıyor. Peki, karşınızda direngen ruh varsa nasıl yalan ediyorsunuz? Birinci olayı biliyorsunuz zaten. Eğer elinizde bir Nautilus varsa ikinci Nautilus'unuz gelgite dönüşüyor ve elinizde Nautilus olduğu için o adamı bir tane öncelikle stunlıyor ardından da destenin içine gönderiyor. Peki biz burada 3 tane var. Peki bu yetmedi. Bir de ne yaptık? 2 tane daha gelgit aldık. Bu gelgitin yine Nautilus'la alakası var. Gelgit elinizde tutarsanız Nautilus oynadığınız anda bu gelgiti de kullanaraktan toplamda bir buradan düşersek 4 tane destenizde gelgit var demektir. Bunu
kullanma şansınız çokça olacak. Oldu da 7. turdan önce Fiora karşıda çok fazla sıkıntı çıkartıyorsa en kötü stunlarsınız, bir şey yaparsınız. Bundan kurtulmaya çalışırsınız. Şu ana kadar direngenlerden dediğimiz gibi 4 tane spell'le kurtulabiliyoruz. 40 kartın içinde 4 tane kart. Ama durum sadece böyle değil. Bir de elimizde Derinliklerin Doymaz Ağzı diye bir karakter var. Yani genelde Demacia ile eğer Ionia oynanmıyorsa canı bufflayabilecek pek bir durum olmuyor. Rakibin siz derine indiğinizde bu 7-7 oluyor. Ve 7-7 olduğunda Fiora'dır, şudur, budur genelde canları düşük oluyor. Dediğim gibi Ionia değilse, canı arttıramıyorsa Freljord da biraz artırıyor ama o kadar değil. Bununla beraber kökünü kazıyorsunuz ve rakip ölüyor. Yani bu konuda da yine Nautilus'u ilk Nautilus'u attığımızdan sonra 7 tane kartımız var. Destenin içerisinde onu yalan edebilecek, direngen ruhu yalan edebilecek. Destenin olayı bu kadardı arkadaşlar. Şimdi bir de oyun içerisine gidelim. Bakalım bu derin deste, Maokai Nautilus destesi karşımıza neler getirecek? Umuyorum en azından bir tane agro gelir bugün karşımıza. Bir tane de direngen ruhlu rakip gelir de onlara karşı da nasıl sonuçlar aldığını gösterme şansım olur. Hadi geçelim. Karşımızda neyse ki ne var? Bir tane şampiyonsuz deste var. Şimdi biz buradan hepsi çok kötü olduğu için hepsini atacağız. İşte bu şanssız durumlardan bir tanesi. Bakalım bunun başının altından çıkabileceğiz mi? İki tane can çekmemiz var. Üçüncü turda yapabileceğiz. Bu da o kadar iyi değil ama idare edeceğiz artık. Nasıl idare edebilirsek buradan ilk turdan hasar yemeyeceğiz. Tur bizde olduğu için ikinciden fazla hasar yiyebiliriz. Düz saldırı mı saldırmaz mı? Saldırmasa bir bakıma bir tık daha iyi olabilirdi. En azından 2'den bunu aldık. Şimdi biz bunu oynayacağız. 3 hasar yemek o kadar kötü değil şimdilik. Burada bir şey deneyeceğiz. 3. turda biz bununla saldıracağız. Rakip gördüğünüz üzere bir canlı çok fazla karakter var. Şimdi bunu atıyoruz biz. Rakip eğer üzerimize bir büyü yaparsa ruh em yapacağız. Buradan can çekeceğiz. Veya bunu sonraya da aktarabiliriz. Çünkü gelecek tur çürüten çığlık atacağımız için. Öncelikle nasıl yapsak? Şöyle yapsak. Bununla saldırmıyoruz çünkü rakip bu gelebilir. Biz bir böyle bir atağımızı yapalım. Rakipten bir şey gelecek mi gelmeyecek mi ona bakalım. Bir tane Mystic Shot geliyor. Şimdi nasıl yapsak arkadaşlar? Biz buna versek 4 can çekeceğiz. En azından o kadar durum kötü olmayacak. Diğer tur bunu atınca ama durum birazcık kötü olacak. Çünkü 20 cana bu kadar can vurmak biraz üzücü olacak. Belki bunu daha sonra da atabiliriz. O yüzden biz bir şöyle yapalım. Buradan bu canı çekelim. Zaten diğer tur 4 manamız şu anda olacak. Bunu zaten atamıyoruz. Böylelikle 3 tane can çekmiş olduk. Adamın da Mystic Shot'ını aldık. Elinde 3 tane kart kaldı. Şimdilik kötü değil. 4. turdayız. Adam agro ve henüz bir cevap doğru düzgün bir şey yapamadı. Bir görelim bakalım ne oynayacak. Düz saldırsa düz saldırmadı. Biz şunu yapacağız. Yine bir Mystic Shot gelebilir. Bu Mystic Shot gelirse bizi üzer veya herhangi bir büyü gelirse bizi üzecektir buradan. Bakalım nasıl bir şey yapacak. Fark edemeyecekler. Bu sefer daha iyi savaşacağım. Arkanda. Şimdi bu adam bunu buraya koymadı. Biz şunu keseceğiz. Hangisini kessek? Bunu mu bunu mu? Buradan 3 hasar yemek istemiyorum. 17 can. Bunun da bir canı zaten var. Biz ileride şununla kesecektik. Şimdilik bir böyle oynayalım bakalım. Bundan can al buna ver falan yapar mı? Yapmadı. Pekala. 4. turda böylelikle geçmiş olduk. Elimizde 17 can var. 5. turda bakalım ne oynayabileceğiz. Pekala. Maokai. Şimdi biz burada Maokai atsak. Bir diğer tur derinliklerin doymaz Zamazingos'unu atabiliriz. Bir şeyleri kesebiliriz. Turu direkt geçelim. Adamın 2 manasını yakmış oluruz. Bizim için devasa büyük sorun değil. Pekala. Şimdi kimi kessek buradan? Şunu kesmeye çalışsak bu bize direkt büyü atar diye tahmin ediyorum. O yüzden şimdilik elinde bu kadar mana varken girilecek risk değil. Zaten 8 manamız var. O yüzden buna girmiyoruz. Bir tane daha bundan atacağız. Ne olacak? En azından bir tane daha şundan karakterimiz olacak. Hala bunu yapma şansımız var. Dünyanın en kötü durumu değil şu anda. Bir bakalım nasıl idare edeceğiz. Bu durumda atağımız 8'e düşüyor. Şimdi buna yine tutamıyoruz. Bunu koysak şöyle.
Fark eder mi? Fark etmez. Şimdi bu durumda 9. Bu adamın 7 manası var. Buna okey dedirtebiliriz. Bu adam bu atağı vurabilir. Şimdi yapsam ben önce o büyü yapacaktır. O bizi biraz sıkıntıya sokabilir. O yüzden ben normal büyüyü şu anda yapmayacağım. Bu 2 hasarı yemeye okeyim. Çünkü hala elimizde çok fazla can çekmeler var. Bir onun önce büyü yapmasını istiyorum. Yapmadı. Burada bir hasar, bu 2 hasarı yedik ama bu alınması gereken bir riskti. Şimdi bakalım biz turu bir geçmeye çalışalım. Geçecek mi, geçmeyecek mi? Geçti. Bizim için hala sorun değil. Biz bekliyoruz arkadaşlar. Oyun late olsun diye. Yine bir can çekme karakteri. Üzerine bir de bundan. Kaça geldik? 19'a geldik. Derin olmak üzereyiz. Çok acele etmeyin. Böyle canı orantılı tutmaya çalışın. Rakibin büyüleri var elbette. Fakat biz onları keseceğiz. Artık bu tur bir tanesini atmak zorunda kalacağız gibi. Pekala. Şimdi o bunu vurdu. Elinde biraz daha mana var. Biz bir oynayalım öncelikle normal. Şimdi şunu çekeceğiz. Bunu çeksek. Ya da şöyle yapalım. Bunu da koyalım. Bunu da koyalım. Bunu da koyalım. Bize zaten öyle karşımıza çıkacak biri yok. Şimdi böyle yapınca bundan can al, buna ver falan filan yapabilir. O zaman işte bu hamleyi deneyebiliriz. Mesela şundan can alıp belki buna verebilir. Bizi can çekmeyelim diye. Aynen, en azından şimdi bir tane buyu bundan oldu. Dediğim buydu işte arkadaşlar. Bizim en azından bu elimizde kalacak. Şunu keseceğiz, bunları keseceğiz. Bu çok da kötü olmayacak. Bu elindeki büyüden olmuş oldu. Rakip elinde sadece 2 mana var. Biraz daha garantici oynarsanız o kadar büyük sorun yaşamıyorsunuz. Şu anda rakip ne yapacak? Gelecek tur 2 vurabilecek. Başka bir hasar yok elindeki büyülerle. Bizim ama hala elimizde 3 can çekme spellimiz var ki elimizde yine bir ölü Gonca gezgini var. Bu da geldi. Nautilus'u zorlamaya henüz gerek yok. Fakat oynayabilirdik tabii ki. Turu geçsek mi geçmesek mi diye düşünüyorum şu anda. Nautilus'u atarsam 3 manam kalacak. Bu adam bu manayı çat 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 vurabilir. O yüzden sanki gerek yok gibi. Şunu da atabilirim aslında ya. Hani ben bunu atsam şu an zaten bu adam ölmüyor. Bu adamı öldürüp başka bir şey yapmaz. Biz en azından can çekmiş oluruz. Çok büyük sorun değil ama ben bunu atsam mesela üzerine. Bu durumda ne olacak? Sabretmeyi öğrendim. Bu durumda ne olacak? Bu adam bunu öldürebilirdi. Ben can da çekemezdim ama şu an bu büyüye hiçbir hamle yapmayacaktır. Neden? Sebebi de bu. Eğer herhangi bir hamle yaparsa biz en azından turumuzu çok kötü geçirtmedik. Şimdi şöyle bir şey yapacağız. Hala elimizde deli gibi mana var. Nautilus da atabilirdik. 7 artı 5 manamız doluyor aslında. Nautilus atmak yararlı mı? Sanıyorum sorun değil ya. Buradan bir derine inelim. Portland pençesini hala atabiliyoruz. Rakibi zorlayalım. Zaten buradan da oyunu kazanacağız. Garantiye gittik. Ben zaten genelde garantici bir insanımdır lore oynarken. Buradan da karşılığını alacağız gibi. Bakalım, zaten rakip teslim oldu. İlk dereceli karşılaşmamızı kazandık. Devam ediyoruz. Adaları iyileştireceğiz. Birazcık sakin oynarsanız, tabi bazen sakin oynamak size daha pahalıya patlıyor. Adam belki elinde size karşı yapabileceği bir hamle yok ama siz onun olduğunu düşünerekten bekliyorsunuz. Fakat adam normal yüzünüze vurmaya başlıyor, devam ediyor. O da bir sıkıntı oluyor. Bakalım rakip. Bu sefer tuhaf bir deste. Bakalım sünnetçi Rıza. Bu Rıza bakalım acaba direngen ruh aldı mı? Aldıysa bizim için de iyi olabilir. Agrosal bir şey olabilir. Piltover Zaun var. Lucian var sonuçta. Çok da büyü yapacağı belli. Biz yine can çekmeleri elimizde tutalım. Şunu atacağım, bunu atacağım, şunu da atacağım. Şunu tutalım ya. Belki karakter gelmez de. Ya bu desteği hiç karşıma gelmediği için Villush'un hani emin olamıyorum nasıl bir şey olacağından. Mauka'nın gelmesi o kadar kötü değil. İyi. Ben şu anda memnunum açıkçası. Villush'un atarsa ona da cevabımız olur.
Öncelikle şöyle bir şey yapıyorum. Buna artı bir verebilir. Veya bize bir vurabilir biz savunmayalım diye. İyi. Hiçbir şey yapmadı. Pekala. Şimdi biz bu tur bir saldırıyoruz. Bakalım ne yapacak? Turu bitir diyor. Bizim için iyi mi kötü mü? Pekala. Bir direngen ruh geliyor olabilir arkadaşlar. Biraz önce saldırmadı. Şimdi bariyerleri de saldırdı. Biz yine şunu atmıyoruz. Gelsin dümdüz vursun. Çok bir sorun değil bizim için. Biz diğer tur pataküte pataküte çekmeye çalışacağız. Şimdi şunu şöyle yapalım. Buradan bir hamle gelir mi diye düşünüyorum. Gelmedi. Pekala. Bu gelen kalkan çok bir işe yaramadı. Şu anda bunu atmıyorum çünkü çok daha önemli yerler olabilir. Büyük kalkanlar gelebilir, bir şeyler gelebilir. Oralarda kullanırız veya en geç daha sonra başka yerlerde de kullanabiliriz. Rakibin şu anda 5 manası var. İyi, 2 manasını yakmış olduk. Şimdi biz bir diğer tura geçeceğiz. Bir tane Nautilus bulabilsek çok iyi olabilirdi. 2 tane ruh emimiz gitti. Zaten bu karşılaşma için çok iyi değildi. Buradan da yine attık denize karakterleri. Derine doğru iniyoruz. Bir Nautilus bulabilsek çok iyi olurdu. Şunlarla belki hurdalarla beraber bir şansımız olabilir. Rakibin çokça manası var. Biz bu tur kesin bir tane hurda atacağız gibi görünüyor. Beklemekten yoruldum. Kalkan gelebilir. Kalkanı böyle kırabiliriz. Eğer kalkan verirse dostuna. Direngen ruh verebilir. 8 mana da rakip çünkü. Bu bizim işimize gelir mi, gelmez mi? Onu da bakacağız artık. İyi. Pekala. V geldi. Biz şöyle bir yapalım. Şunu keseceğiz. Ondan sonra da bekleyeceğiz ki V böyle seviye atlasın atlasın bir kalkan mı geldi? Kalkan gelse daha iyi olur. Böyle kesemeyeceğiz bu adamı. Tamam. Şunu atabilirdik. Şimdilik gerek var mı? Açıkçası çok da gerek yok. Buradan bir hasar diğer tur da veririz nasıl olsa. Şöyle oynayalım. Rakip bir turu geçsin. Biz hurdamızı atalım bakalım gelecek iki tane kartımız ne? Gidenler. Bir hurda daha çöpe gitti. İki tane oligonca geldi. Böyle geçiyoruz. Bir diğer tur biz Maokai'yi kaybedeceğiz. Maokai'yi belki bir stun'la beraber kurtulabiliriz ama aceleci davranmış da olabiliriz. Şimdi stun atabiliriz. O rakip iki kişiyi birbirine de vurdurtabilir. O da yine Maokai'nin ölümüyle sonuçlanabilir. Bizim 21 kartımız kaldı. Nautilus gelse çok iyi olurdu ya. Şu an çok avantajlı olurduk ama. İlkten bulamamanın da biraz sıkıntısı. Son 21 kart arasında 3 tane Nautilus var. Bakalım. Gelecek mi karşımıza? Buraya gelmek için Citri'yi attı. Herkes böyle yüksek yüksek canlı karakterlerden oluşacak. Biz bir can çeken adam alacağız. En azından birinin karşısına geçsin diye. İki canı var. Bir tane habis ziyafeti şu anda atabiliriz Lucian'a. Neredeyse ulaştık derine. Maokai ölecek burada. Çok da büyük sorun değil ya. Elimizde bir tane daha var nasıl olsun. Şu son 16 kart arasında. Şimdi bu böyle oldu. Bu böyle oldu. Gerçi bu artı 2'ye çıktı değil mi? Bu hızlı atak yapıyor. Biz şöyle yapalım o zaman. Bir de seni şuraya verelim kanka. Buna artı 3 vurabilirim. Şu anda buna ihtiyacımız var mı? Çünkü ben böyle yaparsam canım 20'de mi kalıyor benim? Kaç kalıyor? 20 kalıyor. Şu can çekmeye pek gerek kalmıyor o zaman. Bu tur bir vursa bizi üzer mi üzmez mi? Üzmez ya. Sabretmeyi öğrendim. Bir oynasın bakalım böyle de ondan sonra bakarız duruma. Bakalım bir büyü falan yaparsa tuhaf bir büyü ona karşılık veririz ama iki manayla en fazla birini birine vurdurtur. Onu da yapmadı. Şimdilik acele etmeye gerek yok zaten Lucian seviye de atlamıyor. Öyle büyük bir tehlike değil şimdilik.
Biz yine şu hamleyi yapacağız. Bir derine ineceğiz. Hadi be Nautilus. Gel be adamım. Diğer tur zaten 7. tur. Gelmedi. Gelmedi. Peki. İndik son 2 kartta 4 tane şampiyonumuz var. Birazcık talihsizlik. Manamı harcamak istemedim. Hala da gelmiyor ya. Şimdi şöyle bir durum var arkadaşlar. Eğer ben bunu atarsam ve bu adam bizim canımızı düşürürse biz yalanız. O yüzden bunu böyle çat diye atmak pek de doğru olmayabilir. Önce bir şunu atalım. Bir bakalım başka bir şey. Şimdilik bir şey atmayalım. Bir şunu kesmeye çalışacağım ben. Lucian'ı mı kessek, şunu mu kessek diye düşünüyorum şu anda. Lucian o kadar sorun olmaz ama. Ola da bilir tabii. Bir bakalım neler dönecek. Sonradan da kesme şansımız olabilir bunları. Hadi be adamım, bir tane Nautilus vereceksin. Son 11 kartta 4 tane şampiyon. Peki. Bununla bu karşılıklı ölüşecek. Canı kaç olacak bunun? Canı böyle bir şey olacak. Bu durumda biz onun canını çekersek çok da büyük bir sorun olmaz gibi. Citra'yı kesemeyeceğiz ama. Peki diğer tur biz nasıl savunuruz? Sadece bunu savunuruz. Çok da büyük sorun olmaz. Bunu deneyeceğiz. Bu durumda ölüyor olması lazım ama. Kalkan malkan gelebilir tabi. Pekala. Karşı elemanı kesemedik. Bir diğer tur eğer büyü yapıp yaptı zaten. Demek ki stun'ı biz V'ye atacağız. V seviye atlamasın diye. Bir tane Nautilus gelse şu an ortalığı yalan edeceğiz ama Allah Allah be. Vay arkadaş, gitti 10 kartın arasına sündü kaldı. Pekala. Şimdi bir tane stun şuna vuralım. Buradan 7 hasar yiyeceğiz. Şunun riskine gireceğiz herhalde ama. Ne yapabilir ki? En fazla kalkanlayabilir değil mi? Kalkanlarsa can alamayız. Girsek mi girmesek mi bu riske ya? Emin olamıyorum. Zaten çok da kaybedecek bir şeyimiz yok aslında. Girelim. Bu artık çok riskli yerler. Canımız 17'de kalacak eğer bunları yapabilirsek. Stun'ı zaten vuracağız herhalde. Stun'a engel olabileceği bir şey yok. Ona kalkan atabilir. Şu 3 kart arasında neleri var bilemiyorum. Bir daha atak şansı olabilir. Bir tane silahlan büyüsü olabilir. Kalkan aldı. Aynen bu biraz bizi üzdü. Elimde hiç mana olmaması da ayrı bir sıkıntı. Bu tabii ki bize kesinlikle dezavantaj yarattı. Bu işte umutsuz durumlardan bir tanesiydi arkadaşlar. Umutsuz durumda kaldığınızda maalesef bu hamleyi yapmak zorunda kalıyorsunuz. Yani şu an bu oyunu bizim çevirme şansımız Nautilus gelse bile çok çok az. Ve hala da gelmemekte ısrarcı. İlginç bir oyun ya. Attık artık. Kaç tane kart kaldı? 6 tane kartta 4 tane şampiyon var. Böyle bir olay olabilir mi? Planımız nedir? Şaka. Şaka gibi oyun. Bunu mu öldürsek, şunu mu öldürsek diyorum da. Ya biz her türlü ölürüz herhalde ya. Şu şunu çeker, diğerleri öbürünü yapar falan derken. Bu da riskli gibi. Ama ne yapalım, mecburen birini koymak zorundayız. Çünkü bu bir işe yaramayacak. Çok kötü ya. Şu saçmalık bayağı büyük bir saçmalık yani. Onu kesebildik ama bakalım rakip. Öh yani. Buna beni kesebilecek kimse yok. O yüzden bari saldıralım. En azından kesebilirsek bir kişiyi keseriz diyeceğim. Savunabilir. Savunmayabilir. Yani savunmaması daha mantıklı aslında. Bunu atmadım. Can çekeme şeyimiz sıkıntılı ama.
Umuyorum gelecek tur bir hata yapar ve şeyle saldırır. Ak saçlı kolcuyla saldırır. Bu bizim için bir avantaj olabilir. Yani düz saldırırsa pek bir şeyim olmayacak maalesef. Aa, bu çok sinir bozucu ya. Bir söz. Uzak dur. Lucian seviye atlayacak bu durumda. Gelecek tur çarpı 2 vuracak. Biz karşısına birini koymamız lazım. Karşısına koyacağımız karakter bu olacak herhalde. Ama rakipten birisi ölecek ve bu bizim için de yine aynı ayrı bir sorun olacak. Abi şaka mısın sen? Sen nasıl bir şakasın? Son 5 kartta 3 tane Nautilus var ya. Allah Allah. Vay arkadaş ya. Bu nasıl bir iştir? Bu gerçekten nasıl bir iştir? 5 canı var. Biz şeyi keseriz. Lucian'ı keseriz ama silahlanacak bu adam tekrardan. Nasıl yaparız? Abi bu oyun çok büyük bir saçmalık. Birinden can çekelim bari. Şunun karşısına birisi geçecek. Vay arkadaş ya. Vay arkadaş ki ne arkadaş. Can da çekemedik. Adam ne düşünüyor acaba hani? O çok iyi, çok iyi gidiyor falan oyun diye düşünüyor herhalde. Şuna bakın. Öyle bir derine saklanmış ki. Son kart da gitti. Artık şans yok yani. Şu an 4 şampiyon, hepsi şampiyon yani bu kartların. Allah Allah, kine Allah Allah. Şimdi biz bu Lucian'ı öldüreceğiz ama hala bir yani yok. Bir çaresi yok yani şu anda. Bazı arkadaşlar şey diyordu hani yenildiğin oyunları falan da gösterdi. Mesela ben bunu bir deney olarak yayınlayayım arkadaşlar. Yenildiğim bir oyunu göstereyim. Sizce bu oyun eğlenceli mi, eğlenceli değil mi? Hani ben normalde bu oyunları yayınlamıyorum çünkü böyle bu tarz oyunlar oluyor ve inanılmaz sıkıcı şeyler oluyor. Yani ben eğlenmedim ama hani siz eğer eğlendim diyorsanız hani yayınlamaya devam edin ben bu tarz oyunları. Asker, adam zaten yani biz şunun karşısına geçeceğiz, onu öbürünün karşısına geçeceğiz. Başka bir şey yok. Tekrardan silahlandığı için yalan oldu bu oyun. Böyle üçüncü oyuna geçelim. Ben yorumunuzu bekliyorum. Kaybettiğim oyunları görmek istiyor musunuz gerçekten diye. Yani düzgün kaybetmeler olmuyor işte. Karşınıza deli gibi bir agro geliyor. Cevap veremiyorsunuz. Kaybediyorsunuz. Böyle oluyor. Yine kaybediyorsunuz falan. Böyle bir durum. Rakip yine bir agro. Bakalım. Videonun başında karşıya agrolar gelirse, direngenler gelirse iyi olur dedik. Şimdi şunları tutacağız. Şunu tutabilirdim aslında ama ben karakter istediğim için elimde bulunsun. Fena değil. Emret komutanım. 3 hasar yiyeceğiz maalesef buradan. Şimdi ikinci tur için nasıl bir hamle yapmak gerekecek? Öncelikle biz bu turu bir geçmek istiyoruz. Eğer geçelim derse ben okeyim. Önce bir ne yapacağını görmek lazım. Baltam nerede? Vay arkadaş. Eğer küçük bir canlı bir şey koysaydı daha avantajlı olurdu. İşte bu. Ama işte maalesef bizim için biraz talihsiz bir durum oldu. Diğer tur. Daha kötü. Adam bir manalık 3 tane karakterle başladı. Bunlara yapabilecek şeyler var tabii ama birazcık beklemek gerekecek. Bu tur düz saldırırsa buradan yine deli gibi hasar yiyeceğiz. Adam koyarsa sevinirim tabii ki. Abi. Yetmez mi? Yetmez mi sence de ha? Elinde kart kalmadı. Bu çok iyi. Aslında çok iyi ama bir tur iki tur daha savunabilmek lazım. Güzel şekilde. Yani bakalım. Bakalım göreceğiz. Bu sefer daha iyi savaşacağım.
Şimdi öncelikle bizim derdimiz bu mu, bu mu? Sizce hangisi daha büyük dert? Tabii ki bu. Çünkü bunların bir canı var, bir dahaki tur. Şununla kesebiliriz. Buradan can alıp buna verebilir. Şu an iki manası var. Aslında öyle bir şey varsa dünyasal bir sıkıntı olmaz açıkçası bizim için. Yani gizemli atış geldi. Maalesef elimizde de adam gibi bir şey yok bunu öldürebilecek. Bu bizim için ufacık da olsa bir sıkıntı. Ama diğer tur biz patlatacağız skill'leri. Herhalde. İşte şu geçen tur gelseydi çok iyi olurdu. Bunu mecbur atacağız. Biz her türlü 3 can çekeceğiz. Buradan belki birini keserdi onun hasarını yansıtır falan. İyi, onu yapamadı. Demek ki elinde o kart yok. Gayet güzel. Yapabilirim. Diğer tur yine biz bir tane daha atacağız. Okey. Bundan sonra kaybedeceğimi ben kesin düşünmüyorum. Adamın elinde kart kalmadı. Biz çatır çutur oynamaya devam edeceğiz. Hasarımız tabii ki canımız düşüyor ama öyle efsane değil. Buradan bu hasarı yesek mi yemesek mi? Peki şimdi gelmiş midir o kart? Biz yine can çekeceğiz fakat bakalım. Umuyorum yoktur. Peki yine kurtulduk. Bundan sonra aynen bundan sonra artık çok çok zor. Bu 13 canı kolay kolay indiremez. Bizde hala buradan can çekebileceğimiz 7 canlık şeyler var. O kadar kolay olmayacak. Bir bakalım 6 manaya. Şu denize atlar gelmeseydi keşke. Şu an derinlik bir oyun değil çünkü. İki tane kartı var. Bakalım onlar ne büyüleri. Şu Nexus'a 4 vur yoktur umuyorum. Peki. Biz atalım şunları da. 2 attık. 2 geliyor. Yani bu fena olmadı açıkçası. Bir bakalım şimdi. Full manası var. 6. Tamam böyle. En azından elinde bir kart kaldı. Artık mana yaktığı turlara geldik. Bundan sonra o kadar etkili olmayacak rakip. Şimdi biz nasıl yapsak? Şöyle yapsak. Buna böyle yapsak. Ya da bunu... Şunu sonra da keseriz ya. Ama şu 3 hasar vurmasın. 3 canımız kalıyor. Şimdi bu bir adamı öldür derse... Bizim yapabileceğimiz iki tane hamle var. Ya bunu atarız, habis ziyafet atarız ya da ruh em atabiliriz. Böylelikle bir yine şansımız olacak rakibin bu gazabından kurtulmak için. Ben hala çok avantajlı olduğumuzu düşünüyorum. Kaç, kaç. Pekala. Şimdi şunu bir keselim. Elinde başka bir olsa atardı. Biz bunu da kesmiş oluruz. Bir sonraki tur en azından. O hasarı veremeyecek. Şu artık çok önemli değil. Bunu her türlü savunuruz. Bunun pasifinden vereceği hasar önemliydi. Geliyorum 4 hasar. Bu geldi. Keşke bir manam olsaydı ya. Neyse. Bir kart çekti ama hala bizim için avantajlı durum devam ediyor. Fakat bir kişiyi öldürerek can almamız lazım. Bu da ayrı bir olay bizim için. Tur rakibe geçsin istedim ben. Patlayıcılar ayarlandı. Çok talihsiz. Buradan can çekmek hiç istemiyorum ya. Son gelen kart acaba o muydu? Hiç bakamadım. Son geleni oynadıysa elinde can çekme yoktur. Atabiliriz bunu. Ama yine bunu öldür möldür çıkarsa çok büyük sıkıntı. Yine şansımızın olmadığı yani yapmak zorundayız bu hamleyi. Bakalım bir büyü geliyor mu? Rakibe iyi karşılık verdik şu an ama kartlar biraz sıkıntılı geldi. Hadi be. Yani biz can çekemedik ama en azından adamı öldürmüş olduk. Bu tekrardan 2'ye 1'e düşecek şimdi. Elindeki bir kartı aldık. İyi bu güzel. Bakalım ne oynayacak. Peki. Buradan bu hasarı yedik. Şimdi şunu oynayacağız. Derine az kaldı. Şimdi bu kart 3 vurabilecek bir kartı yok elinde direkt. Biz o yüzden şöyle
Şöyle bir yapalım biz. Bir derine inelim. Bir daha bir derine inelim. Sonra canı çekelim. Hani elimizde bir kart olsun en azından. Şuradan biz bu canı çekelim, ondan sonra oynayalım. Yani bizde de kart kalmadı ama 12 kart yine Nautilus, yine yok Nautilus. Allah seni ne yapmasın Nautilus. Can çekmeler gitti, kötü oldu. Maokai geldi. Maokai şu anda yararlı değil. Zamazingo'cu geldi. Biz bir şöyle bir düz mü gitsek? Bir Maokai koyalım. Bu adalar temizlenecek. Bir de şunu koyalım. Bunu da attık. 5 tane kart. Tamam, biz denize attığımızda şampiyonların gitmediğini anlıyorum ama nasıl oluyor da her seferinde şu anda 3 tane Nautilus, 1 tane Maokai var. Gel de, gel de delilenme bu tarz şeylere. Kaç vuruyoruz? 13 vuruyoruz şu anda. Vay arkadaş ya. Elinde bir tane şey olabilir. Şu 3 vuran Zamazingo olabilir. Bir onu attığında biz yine can çekeriz. Artık kimse bu şampiyon. Bak Nautilus gelir. Maokai gelir diyecektim. Allah'tan Nautilus geldi ama. Yani geldin de kanka bir şey kalmadı elimizde. Bu oyun bazen çok kanser olabiliyor gerçekten. Kim çağırdı beni? Bak o gelen kartları da geri attı. Hayırlısı. Hayırlısı olsun. Harp ustası göreve hazır. Şimdi bundan 2 vuracak, pekala. Bizim için sorun mu? 2 vurması o kadar büyük sorun değil. Çoğunluğun iyiliği için. Şu anda 5 vurabilecek bir spell'i var mı? Yok sanıyorum, değil mi? Biz yine de şey yapalım, adam saldırsa saldırsın. Maokai ile seviye atladı. O istifçiyi, enkaz istifçisini, onu ikiye çıkarayım diyorum ama hangi kartı atacağım bir türlü karar veremiyorum ona. Zaten buradan her türlü vuracağız. O adamın 5 vurmasını bekliyoruz şu anda. 5'te vurursa zaten biz can çekeceğiz. Şuradan can sömüreceğiz yani. Bakalım 2 geldi. Sur verdi. Agrolara karşı gördüğünüz üzere çok iyi olabiliyor arkadaşlar. Birazcık şans ya. Birazcık şans. Hani işler yolunda gidiyor. Geldik deste sonuna. Agrolara karşı güzel bir video oldu. En azından 2 tane agro ile karşılaştık. İkisini de yendik. Zaten göstermek istediğim de buydu. Drengen gelmedi bugün maalesef karşımıza. Diğer karşılaşmada ise yenildik. Şöyle bir şey var arkadaşlar. Ben tekrardan o sorumu yeniliyorum. Yenildiğim karşılaşmaları da yayınlayayım mı? Hani şöyle diyebilirsiniz. Eğlencelileri yayınlayın ama yenildiğim karşılaşmaların çoğu eğlenceli olmadığı için öyle de bir seçenek olmuyor. Ayrıca ben kazandığım her karşılaşmayı da yayınlamıyorum. Hani bazen çok saçma olabiliyor. Rakip çok şanssız oluyor. Oradan öğrenilebilecek bir şey olmadığı için yine de güzellerini seçmeye çalışıyorum. Eğer çok kötüse en azından sayıyı 3'te tutuyorum yani. Durum böyle. Bekliyorum yorumunuzu. O tarz bir karşılaşma görmek sizi bu video için mutlu etti mi? Etmediyse bundan sonra dediğim gibi hep kazandığım karşılaşmaları gösteririm. Arada bazen yorumlara yazan arkadaşlara şu cevabı veriyorum. Ne kadar mantıklı bilemiyorum ama mesela Cem Yılmaz'ın bir filmini koyduğunu düşünün ve arada da kötü şakaları var falan, kimse demez. Ha adam gerçek halinde, gerçek hayatta da arada bir kötü şaka yapıyordur, koyduğu iyi olmuş demez. Herkes kötü şaka yaptığını düşünür, o yüzden kimse de beğenmez filmi. Bu onun gibi, hani adam nasıl seçtiği iyi şakaları yayınlıyorsa ben de seçtiğim iyi oyunları yayınlamak isterim. Ama tabii yine de izleyici sizsiniz. Sizin karar vermeniz daha doğru olacaktır. Benim mantığım böyle ama yanlış da olabilir. Bekliyorum yorumlarınızı. Bir sonraki videoda tekrardan görüşelim. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.